Demek Mihrali sensin ha? Öyle. Adını duymuştum. Alfa abiden mi? Yok. Gözüm üstünde Veysel. Gece sırtın açık kalsa bile haberim olur. Tamam mı? Bir yamuğunu görmeyeceğim. Yoksa bu sefer burnuna çengel takar, ayı niyetini oynatırım seni. Tamam mı paracı Veysel? Tamam abi. Misafirlere adıyla hitap etmek yok. Özellikle Mihrali'ye. Adı yok onların. Sıkışırsanız uydurun birer isim. Hiç kimseye, avradınıza bile onların varlığından bahsetmeyeceksiniz, tamam mı? Tamam efendim. Tamam efendim. Etrafı sürekli kolaçan edeceksiniz. Tanımadığınız şüpheli birileri olursa, hele hele jandarma çiftliğe doğru gelecek olursa, hemen bana haber uçuracaksınız. İki sığıntının maskarası olduk senin pısırıklığın yüzünden. Ne yapayım yani? Gidip zorla silah dayayıp ellerinden mi alayım bebeği? Silah daya, adam vur, katliam yap. Umurumda bile değil. Ben torunumu istiyorum, anladın mı? Torunumu. Sen yapmazsan ben yapacağım, anladın mı? Sen bana nerede oturduğunu söyle, gerisine karışma. İki gün sonra bebeği kucağında bil. Bu benim işim baba. Babam bile olsan karı koca arasına girme. Olmadık işlere burnunu sokma. Git makamına otur. Reisçilik oyna. Şunu yanınıza alın. İnşallah lazım olmaz. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Allah'a ısmarladık. Gerisi ne zaman bu yetmez ki? Sok onu canım. Gerisi gelecek. Tabii sen bebeği getirdiğinde. O işi bana bırak. Anasının koynundan çeker alırım da ruhu bile duymaz. Vallahi billahi bilmiyorum ağam. Hem bilsem de söyleyemezdim. O niye o? Eşber ağam öldürür beni de ondan. Adnan'ı ben öldürmedim Veysel. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum ağam. Ama... O zaman konuş be köpek. O zaman konuş! Konuş be köpek! Konuş! 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 Fadime kızım, git bak şu yiğite uyanmış mı? Al getir de biraz ısırayım keratayı. Bakayım hoca emmi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bebek ısırılır mıymış? Hem de öyle bir ısırılır ki. Pembecik pembecik. Yakında yiğitin pabucu dama atılacak. Değil mi Mihriban? Yiğit. 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 Ama. Yiğit. 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 Allah'ım. Allah'ım. Yiğit. Yiğit. Thank you.
Kızım, Fadime. Kızım ne oldu? Fadime, Fadime. Hacemi yiğidi mi kaçırmış hacemi? Kim kaçırmış, ne kaçırması kızım? Fadime yavrum. Ne kaçırması kızım, kimi kaçırmışlar? Yiğidim yok asla, yiğidim. Ne diyorsun sen? Ay üstüme iyilik sağlık kızım. Tamam Fadime, Fadime tamam kızım. Fadime sakin ol yavrum. Köylük yerde çocuk kaçırmak Fadime kendine gel. Sakin ol bulurum. Fadime. Üstüme iyilik sağlık. Ne diyorsun kızım sen? Fadime, Fadime yavrum. Fadime. Ah yavrum. Aman Fadime kızım. Aç parmak Fadime. Kolonya getirmesi be. Ya halde bela. Kimdete illa billahi lalü lazim. Fadime. Fadime ne olur kendine. Dök. Fadime yavrum. Hükümetin önünden geçti. Aman sen de kimsin be? Hükümetin önünden geçti. Hükümetin önünden geçti. Hükümetin önünden geçti. Hükümetin önünden geçti. Fadime! Ağlama kız! Bak 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 bak! Yiğit bebek geldi bak! Yiğit bebek geldi bak bak bak! Yiğit bebek geldi! Yiğit bebek! Bulundu işte! Ah canım. Stop it. Ne oldu? Bebek nerede? Bebek yok. Ne demek bebek yok? Ben bebeği evden aldım. Nerede peki bebek? Aldı. O aldı. Çıldırtma beni kadın. Kim aldı? Söylesene. Hükümetin adamı aldı. Kocaman bir adam. Birden çıktı önüme. Kocaman gözlerle baktı. Beceriksiz çirkef seni. Bütün planlarımı alt üst ettin. Korktum be abla. Vallahi billahi çok korktum. Çok kötü baktı bana. Yüreğim daraldı. Aklım başımdan gitti korkuda. Sus yeter. Beceriksiz salak. Seni geberteceğim. Vurma. Bırak. Bırak. Manyak kadın. Bırak. 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 Vurma. Bırak. Manyak karı. Ben bilirim sana yapacağımı. Seni jandarmaya şikayet edeceğim.
Bak Veysel, gözü kararmış bir insanın ne yapacağı hiç belli olmaz. Hele Mihrelli'nin durumundaysa. Öyle, haklısın abi. Sağ ol abi. İnsanoğlu çaresiz kalmaya görsün. Yapmayacağı, yapamayacağı şey yoktur. Doğru söylüyorsun abi. Mesela sen, şimdi işlerin tıkırında olsa, çoluğunla, çocuğunla, kavgasız, gürültüsüz, sakin bir hayat yaşamak istemez misin? İstemez olur muyum abi? İnsan gibi yaşamayı kim istemez? Ama olmadı. Niye olmadı? Yokluktan, çaresizlikten değil mi? Evet abi. Çok doğru söylüyorsun. Yokluktan, çaresizlikten. Yoksa niye böyle işlere bulaşayım ki? Ne yaptıysam dikiş tutturamadım. Kimse adam yerine koymadı beni. Aslında haklıydılar. Ben adam değilim be abi. Vallahi adam değilim. Nerede kaldın? Saat kaç? Özel bir işim vardı Eşber Bey. Ne demek özel bir işim vardı? Sana bu sabahtan itibaren su fabrikasına gidip yönetimi devralmak için çalışmalara hız vermemiz gerektiğini söylememiş miydim? Cevap ver bana. Size özel bir işim vardı dedim Eşber Bey. Adnan Bey biraz para verip bizi İzmir'e gönderdi. Ben sizi sonra ararım. Paranızın geri kalan kısmını da yollarım dedi. Aradan epey bir zaman geçti. Adnan Bey'den ses soluk çıkmadı. Verdiği parayla yedik bitirdik. Diğer arkadaş ben gidip onu bulacağım dedi. İki gün sonra geri geldi. Çok korkmuştu. Adnan Bey'i Mihrali öldürmüş dedi. Onu ben öldürmedim. Biliyorum, sen öldürmedin Mihrali ağam. Ama o zaman inandık işte, ne bilelim. Dur Mihrali. Hele bir sözünü bitirsin Veysel. Evet. Sonra ne oldu? Dediğim gibi. Arkadaş çok korkmuştu. Bu iş bizi açtı. Ben artık yokum dedi, kayboldu ortadan. Adnan Bey paranızı Rasim Bey'den alıp vereceğim demişti. Ben biraz daha bekledim. Sonra çok parasız kalınca paramızın geri kalan kısmını almak için Rasim Bey'in yanına otele gittim. Ama Rasim Bey Rusya'ya gitmiş. Eşber çıktı karşıma. Ben de ondan istedim paramı. O da sırf para istedin diye mi benzetti seni? Yok. Peki niye tepeledi o zaman seni? Adnan'ı kimin öldürdüğünü söylerim mi dedin? Onun için mi ha? Onun için mi? Onun için mi? Ben sadece paramı istedim Mihrali ağam. Adnan'ı kim öldürdü ha? Kim öldürdü? Eşber mi yoksa Rasim mi? Bilmiyorum ağam. Vallahi billahi bilmiyorum. Kim biliyor o zaman ha? Kim biliyor? Rasim Bey'in adamları. Kesin onlar biliyordur. Mihrali'm, gel hele şöyle. Sana diyeceğim var. Mihrali'm, bu adamın gerçekten bir alt bildiği yok. Ne yani? Sıfıra sıfır elde var, sıfır mı? Yani yine en başa mı döndük? Mihrali, bana güveniyorsun değil mi? Ne demek? Elbette Arif abi. Öyleyse dediklerime itiraz etmeyecek, yaptıklarıma karşı çıkmayacaksın. Kolay gelsin Seyfullah Usta. Hoş geldin Emine, nasılsın? Sağ ol, ben iyiyim. Ben iyiyim de... Fadime. Ne oldu Fadime? Yok, öyle pek korkulacak bir durum yok ama... Lafı gebeleyip durmasana Emine. Yiğidi kaçırdılar. Ne? Yiğidi mi kaçırdılar? Kim kaçırdı? Bilmem, Fadime çok kötü oldu, fenalaştı. Sen ne diyorsun Emine? Ama şimdi iyi. Dur Seyfullah! Hükümet yiğidi bulup geri getirdi. Hay Allah!
Allah Allah. Ne oluyor bunlara? Nedir bu koşturmaca? Hayırdır aşkım. Oh, yavrum benim. Kuzum benim. Güzel oğlum. Terdim. Fadime. Ne oldu bacım? Yiğit. Hani kaçırmışlardı? Kucağında. Bundan bir çay bardağı sabahleyin, bir çay bardağı da akşam yatmadan iç kızım. Sen şimdi kansız kalmışsındır. Bu hem kan yapar hem de bebeğin kemiklerini kuvvetlendirir. Sağ ol Zöhra Ana, zahmet etmişsin. Zahmet değil, ne zahmeti? Şifa niyetine içsen. İyi gelir inşallah. İnşallah. Meryem, sen nasılsın bakalım? Nasıl olayım Zöhre kadın? İyiyim demek adetten olmuş. Sabah sabah çalkalandık yine. Hayrola, ne oldu ki? Oturalım da anlatayım. Sen kendini ne zannediyorsun ha? Asıl sen kendini ne zannediyorsun? Sen Rasim'in gölgesi bile olamazsın, kabadayı bozuntusu. Bana bak çatlak karı. Ne o, dövecek misin beni? Ya da üstüme yürüyerek korkutacağını mı sanıyorsun? Eğer bugüne kadar sesimi çıkarmadıysam korktuğumdan değil, bilesin. Ya öyle mi? Peki neden? Başka hesapların mı var yoksa? Gelme üstüme Eşber, ikimiz için de iyi olmaz. Ne diyorsun lan sen? Tehdit mi diyorsun? Kimsin? Beni iyi dinle Zeynep Hanım. Benim paramı vereceksin. Hem de fazlasıyla. Yoksa jandarmaya gidip bana zorla çocuk kaçırttı diye şikayet edeceğim, haberin ola. Asıl sen beni dinle salak. Ben sana bir kuruş bile vermem. Zaten bu işi yüzüne gözüne bulaştırdın. Daha ne parası istiyorsun? İşi bitirseydin zaten parayı verecek olan Zilha Hanım. Benim için fark etmez. Kim verirse versin. Yeter ki verin benim paramı. O zaman ver bana Zilha karısının numarasını. Ararım ben onu. Ne oluyor? Ne dolaplar çeviriyorsun? Seni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez? Söyle lan, anamla ne işin var senin? Konuş, ne dümenler çeviriyorsun? Canımı acıtıyorsun. Ne var lan? Abi şey, Veysel. Ne olmuş Veysel'e? Dünden beri ortada yok. Ne demek yok lan? İki tane adam bir sümsük Veysel'e sahip çıkamadınız mı? Gelin bununla onu gebertmeyeyim sizi. Bu dünyada çilesiz insan yok mu Zöhra Ana? Hep çileyle mi örülü olacak hayatımız? Çile, 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 hep çile. Çürütüyor vallahi. Bir tohumu toprağa ekersin, nice aylar mevsimler geçer. Tohum toprak altında çürür. Yağmur yağar, kar yağar, bahar gelir çiçek açar. Tohum çilesini tamamlar, filiz verir. 9 ayda bir tutam, 1 ayda 9 tutam olur. Kurban olduğum böyle ister, böyle olur. Ana! Yavrum! Yavrum! Yavrum!
canım oğlum. Anam. Anacığım. Canım ya. Mehmet. Ablam benim. Sizi çok özledim. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Zöhre Ana. Çok yaşa evlat. Sağ ol. Arif abi. Efendim. Doğru mu yaptık acaba? Lisede okurken bir kimya hocamız vardı. İlginç bir adamdı. Yalnız kimya öğretmez, bazen insanlık dersi de verirdi. Derdi ki, çocuklar, insanları da aynı derslerdeki gibi 10 puan üzerinden değerlendirecek olursak, 5 puan vasat insan, 6 puan vasatın üstünde, 7 puan iyi insan, 8 puan çok iyi insan, 9 puan ise mükemmele yakın insan. 10 puan da mükemmel insan ha? Hayır, 10 puan yok. Neden? Çünkü mükemmel insan olmaz da ondan. Her insanın mutlaka bir eksiği vardır, derdi. Yoksa insan olmaktan çıkar. Bu puanları aşağı doğru da indirebilirsin. Yani 4 puan vasatın altında insan, 3 puan kötü insan, 2 puan çok kötü insan, 1 puan... 1 puan da yok. Çünkü en iyi insanın mutlaka bir eksiği olduğu gibi, en kötü insanın da mutlaka iyi bir yanı vardır. Yoksa o da insan olmaktan çıkar, iblis olur. İşte önemli olan insanın iyi olduğu dereceyi bulup, onu oradan yakalamaktır derdi. Da bazen fazla ileri gidiyor. Şamar oğlanı döndük lan. Ulan şeytan diyor ki bütün kirli çıkıları dök ortaya. Herkes başına geleni çeksin. Ne lan bu? Bırak şimdi yaygarayı. O Veysel Dangalı'nı nereden bulacağız? Ne bileyim ben ya. Aslında var ya onu da Adnan'ın yanına gömeceksin. Hak ettiği de bu zaten. Neyse vur. Oo, muhabbetiniz bol olsun beyler. Neredesin lan sen? Nerede olacağım oğlum? Evdeyim. Hadi lan evdeymiş. Kaç defa baktık evde yoktun. Oğlum kendimizi hapse çektiğimiz ya. Arada bir hava almaya, cigara mıgar almaya çıkıyorum dışarı. Belki o zamana denk düşürmüşsünüzdür. Konuşma lan lavuk. Otur şuraya. Baba Cevdet bak bakayım buraya. Alo efendim. Ben Zeliha Hanım'la görüşmek istemiştim. Bir dakika. Zeliha, telefon sana. Alo efendim. Zeliha sen misin? Evet. Ben Raile. Ne? Kimsin sen kadın? Raile. Ben Sülük Raile. Sülükçü Raile mi? Ne istiyorsun sen? Paramı isterim. Ne parası kadın, deli misin sen? Zeynep Hanım verdi telefonunuzu. Paramı sen verecekmişsin. Eğer vermezseniz paramı şikayet edeceğim. Jandarmaya gidip bana zorla çocuk kaçırttılar diyeceğim. Manyak mısın sen be? Yine ne işler karıştırıyorsun? Aman ne işler çevireceğim be? Anam evde mi? Mutfakta. Ne o? Yine bir planınız mı var? Ne planımız olsun baba? Aslında bugüne kadar anana da sana da o kadar çok şey dedim ki. Ama hep bir kulağınızdan girdi öbür kulağınızdan çıktı. Artık size Allah sizi bildiği gibi yapsın demekten başka diyecek bir şeyim kalmadı. Bırak şimdi ya. Ah hoş geldin yavrum. Aç mısın? Sana yemek hazırlayayım mı kuzum? Sen Zeynep'le ne işler çeviriyorsun? Yok oğlum. Vallahi bir şey yaptığım yok. Benim başımı belaya sokma. Zeynep zaten çatlak karının teki. Vallahi yok oğlum.
Benim ne işim olur ki onunla? Bilmem. Bak sonra uyarmadı deme. Demem yavrum, demem kuzum, demem demem. Eşber kuzum, ben bakarım yavrum, sen otur sen otur. Güzelim sen otur. Alo? Zilha karısı! Yüzüme telefonu kapatırsın ama sen beni bilmezsin. Bana sülük rayıyla derler. Adamın kanını emmeden bırakmam ben. Yanlış numara, yanlış numara. Yanlış numaraymış kuzum, yanlış numaraymış. Sen niye ayakta duruyorsun, otursana. Oturmayacağım. Bak ana, benim ne çocukla ne de Fadime ile işim yok artık. Senin de olmasın. Benim başımı belaya sokma. Yoksa elimden bir kaza çıkacak ona göre. Mehmet, kardeşim, niye öyle konuşuyorsun? Kafana ne takıldı da bu hale geldin? Yok bir şey, iyiyim ben. Daraldım. Biraz daraldım. Niye daraldın Mehmet? Nedir seni daraltan? Boşver abla, mühim değil. Abla! Hı. Ali abi nerede? Mehmet, oğlum, bak sana çay getirdim. Daraldım. Daraldım. Çayı kahvede içerim. Bana bak. Sülük müsün, sülükçü müsün nesin? Asıl sen beni dinle. Bana da çıngırakları Zilha derler. Sakın bir daha arama beni. Zeynep Hanım, sen misin? Nedir bu mesele Allah aşkına? İkide bir sülük müdür nedir bir kadın arayıp duruyor? Benden para istiyor. Ha o mu? Merak etmeyin, önemli değil. Nasıl önemli değil? Bugün 5 defa aradı. Tehdit edip duruyor. Seni jandarmaya şikayet edeceğim diyor. Zilha Hanım, merak etmeyin diyorum ben size. Ben onu hallederim. Vallahi bilmem. Eşber duyarsa kıyameti kopartır ona göre. Of Allah, nedir bu başımıza gelenler? Bu kadar derdin üzerine şimdi de bu oğlan. Mehmet'in hali ne olacak böyle? Bilmem ki. Neden böyle aklı bulandı? Yoksa Mehmet kara sevdaya mı düştü ana? Ne kara sevdası? Kızım askerlik yerde. Askerde değil ana, daha önce. Yoksa senin bildiğin bir şey var da bana mı söylemiyorsun? Mehmet, askere gitmeden önce Zeynep hemşireye tutulmuştu da. Ne? Zeynep mi? Evet benim. Beni beklemiyor muydun? Hesabını görmeye geldim. Paraları getirdin mi? Evet getirdim. İçeri girelim. Gir bakalım. Git çağır şunu. Arpacı kumrusu gibi düşünüyor, gelmez. Askerlik yaramamış Mehmet'e. Bir oyun çevirelim de neşesi yerine gelsin. Yoksa kafayı sıyıracak. Sıyırmış sıyıracağı kadar zaten. Mehmet, gel bir oyun çevirelim. Siz oynayın. Bu böyle olmaz oğlum. Bakın işiniz abi.
gelsene. Nasılsın? İyiyim. Şu gömlek ne kadar güzel. Sana da çok yakışır. Hadi bir deneyelim. Hadi. Aa, çok yakıştı. Sağ ol Zeynep ama almasak daha iyi. Aa, olur mu öyle şey? Hadi. Ama Zeynep benim... Allah Allah. Düşündüğün şeye bak. Bu benim hediyem olsun. Mehmet. Sen hiç adam olmayacak mısın ha? Ben... Sonra görüşelim Mehmet. Yok abi, bu Mehmet iflah olmaz. Oyununa bak ya. Alo, Alaaddin. Ne yaptınız, Veysel'i buldunuz mu? Tamam, neredesiniz? Havuzbaşı restoranda. Geliyorum. Mihralim, hesabımız tutar da Veysel istediğimiz gibi bir ortam sağlayabilirse, çok sürmezsen de serbest kalırsın. Peki ya sen? Sen beni düşünme. Ben bakarım bir çaresine. Nasıl? Sen onun orasını bana bırak. Oldu mu ya şimdi? Hani sen ne demiştin? Eğer bir hesabın varsa o hesabın içine beni de kat. Tek kişilik değil, iki kişilik düşün. Hı? Aynı şey değil. Şimdi durum farklı. Değişen ne? O zaman ikimiz de kaçaktık. Ama artık sen kısmet olursa 3-5 gün sonra serbest kalacaksın. Denk hesaplar, denkler arasında yapılır. Arif abi, benim aklım hala nerede biliyor musun? Nerede Mihral'im? Havada mı? Evet, şu seher yıldızında. Bak Mihral'im, o önce belki güzel bir kızdı ama artık değil. Seher yıldızı nedir bilir misin? Seher yıldızı sabahın habercisidir. Çünkü ona gecenin bitmeye yakın olduğu zamanda göründüğü için öyle derler. Benim seher yıldızımın doğmasına pek ihtimal yok gibi görünüyor. Halbuki senin için öyle değil. 3-5 gün sonra sen onu en parlak haliyle göreceksin. Ama her gördüğümde seni hatırlayacağım be abi. İşte ben iki kişilik düşünmek diye buna derim.
Ne ulan lavuklar? Bakıyorum Veysel'le ahbaplığı ilerletmişsiniz. Bir araya gelip kumpas mı kuruyorsunuz lan? Estağfurullah ha. Sen sus lan! Nereye kayboldun sen ha? Nereye? Neredeymiş lan bu? Ağam vallahi billahi bir yere gitmedim. Buradaydım. Ulan sana sus dedim lan. Sus! Alo! Niye bu lavuğu bulduk diye haber vermiyorsunuz lan? Bakıyorum her biriniz ayrı alemdesiniz. Köpekler, çanak yalayıcıları. Keserim lan yalınızı. Zeynep çatlağı ayrı bir havada, siz ayrı bir havada. Ne oluyor lan? Ecelinize mi susadınız? İt herifler! Kocanım ben. Dursana be kadın. Vurma. Azamım ben. Kocanım. Vurma. Azam. Azam. Azam öldürdü beni. Öldürdü. Kim? Ne oldu? Ne gördün uyandı? Azam. Azam her yanıma vurdu. Yanıyor Azam. Allah Allah. Kim vurdu? Ne oldu? Mehmet oğlum nasılsın? Nasıl gidiyor askerlik? İyi, iyi gidiyor hoca emmi. Oralarda hava da güzel. Ha. Hiç üşümüyorum ben. Maşallah, maşallah. Maşallah. Buyurun. Sağ ol kız. Çakı gibi olmuşsun. Komutanlarım beni çok seviyor. Yok, ben çay içmem. İlaç içmem lazım benim. İlaç. Oğlum Mehmet, kaç günlük izne geldin? 45 gün hocam. 45. Afiyet hava olsun. Değişimi. Sonra geri döneceğim. Komutanlarım beni çok seviyor. Nereye oğlum? Daraldım. Daraldım. Şöyle biraz hava alayım gelirim. İşte böyle. Dert üstüne dert. Geçer geçer. Merak etme. Biraz sıkılmış galiba. Yakında hiçbir şey kalmaz. Niye sıkılmış acaba? Bilmem. Bir aydır hastanede yatıyormuş. Üzmeyin kendinizi. Geçici şey bunlar. Sağ ol hükümet. İçim daraldı da çıkıp şöyle biraz dolaşayım dedim. Daralma lan daralma. Genişle lan genişle. Genişle lan genişle. Nasıl bir yağmur yağıyor anlatamam. Böyle oluk oluk. Her tarafı yağmur suları basıyor ama hiç kimse şikayetçi değil. Yani böyle nasıl anlatayım hoca emmi?
Hani bu kadar yağmur gerçek hayatta olsa insanı bunaltır ya, bu öyle değil. Tam tersine şiddetlendikçe insana ferahlık veriyor. Sokaklar dere, ırmak olmuş, sular öyle akıyor. Sular akarken de pislikleri de beraberinde götürüyor. Ben neredeyim bilemiyorum. İçeride mi, dışarıda mı? Kapalı bir yerde değilim bir sefer. Çünkü arada bir başımı kaldırdım mı gökyüzüne bakıyorum. Ama ıslanmıyorum. Tuhaf bir şey. Sonra Mihrali çıkıp geliyor. O acayip yağmurun altında bana doğru yürüyor. Bakıyorum o da ıslanmıyor. Ben de ona doğru gidiyorum ama bir türlü ulaşamıyoruz birbirimize. İşte böyle hoca emmi, sonunda uyandım. İçimde bir ferahlık var ama böyle nasıl diyeyim, hüzünlü bir ferahlık. Hayırdır inşallah kızım. Yağmur rahmettir. Pisliklerden, kötülüklerden arındırır. Sıkıntıdan kurtarır. Bolluk bereket getirir. Su aynı zamanda ilimdir. Mihrali de inşallah kısa zamanda selamete çıkar. İnşallah. İnşallah. Ancak rüyalar her ne kadar gerçek hayat için birer ibare sayılsalar da asıl olan uyanıkken, aklımız, dimağımız açıkken değerlendirmektir. Doğru yorumlayıp doğru değerlendirmektir. Rüyada neyin hakikat, neyin aldatıcı olduğunu ayırt etmek pek mümkün değildir. Onun için rüyalara göre amel edilmez. Ben o çevreyi çok iyi bilirim. Karış karış, avucumun içi gibi. Hangi köşede neyin olduğunu, kaç adımda nereye varılacağını. O bakımdan hiç endişen olmasın. Tamam Mihrali. Ama yine de sanki hep bir sürprizle karşılaşacakmışız gibi tetikte olalım. Temkini elden bırakmamak gerek. Hı. Bir de senden bir konuda kesin söz istiyorum. Bir defa silahı ben taşıyacağım. Hani olur da ters bir durum olursa, sana benden uzaklaş dediğimde ikiletmeyeceksin. Hemen ve en hızlı bir biçimde ve asla ardına bakmadan uzaklaşıp gideceksin. Söz mü? Beni bekleyen hiç kimse yok. Ama seni bekleyen iki seher yıldızı birden var. Söz mü? Böyle bir şey için söz veremem abi. Ben bu sözü senden kendi adına değil, Mihriban ve doğacak çocuğun adına istiyorum. Ziyade olsun. Bir ara dükkana uğrayabilirsen sana diyeceğim var demiştin. Geldim. Buyur söyle, seni dinliyorum. Şey hocam, ben... Evet? Evlenmek istiyorum hoca emmi. Evlenip kendi evimi açmak istiyorum. O zaman Fadime'yi de yanıma alırım. Bak bu iyi haber işte. Sen bunu ne zaman yapacaksın diye dört gözle bekliyordum. Evet, zaten size de epey yük olduk. Hadi hadi, lafı başka yere çekme. O manada söylemediğimi sen de çok iyi biliyorsun. İyi olur. Hem de çok iyi olur. Ama Fadime ile iyiydi. Hasibe Hanım bırakır mı? İşte onun orasını bilemem. Peki gelin adayı var mı? Var. Kim? Emine. Mehmet nasılmış Hasbi Hala? Yok canım, öyle korkulacak bir şey yok. Biraz kafası karışmış çocuğun. İçine daraltı geliyor ama geçer. Versene. Canım benim. Bak 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 bak. Kız Emine, bebek de senin kucağına pek bir yakışıyor. Ne olacağı belli olmaz. Kim bilir, kısmet işi bu. Sahi, Seyfullah bizim Dumanlı Hoca'yı bugün konuşmak için dükkana çağırmış.
Ne konuşacak acaba? Vallahi bilmem. Vardır bir derdi. Ah, hay Allah. Sülük Rahile'nin hesabını gördüm. İyi, iyi. Tamam. Şimdi sıra senin hesabında. Ben para mara vermem. Hesap zamanı Zilha Hanım. Benim seninle hesabım falan yok. Oğlum neyin var? Ne? Hemen geliyorum.
Birkaç gündür içimde bir sıkıntı vardı. Bugünlerde bir felaket bekliyordum. Ama böylesi aklımın ucundan bile geçmezdi. Senden telefon gelince... Neden? 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 Bugüne kadar hep kendi bildiğime gittim. Her şey benim. Her şey bana ait zannettim. Değilmiş. Değilmiş işte. Hiçbir şey benim değilmiş baba. Anam bile. O benim anamdı. Ben onun yavrusuydum. Kuzusuydum. Ama bırakıp gitti. Yok artık. Bazı şeyleri öğrenmenin bu kadar ağır, bu kadar zor, bu kadar acı, bu kadar pahalı olduğunu bilmedim. Bilemedim. Baba. Efendim oğlum. Ben hep dayımın sözüne gittim. Dayımın dediği gibi deyip, dayımın yaptığı gibi yaptım. Senin dediklerine hiç kulak asmadım. Halbuki sen ne güzel şeyler söyledin. Ne doğru şeyler söyledin. Ben anlayamadım. Bilemedim babam. Affet. Hakkını helal et. Eşber. Oğlum. Baba çağır komutanı. Alıp götürsünler beni. Komutanı çağıracağım. Ama seni değil. Beni götürmesini söyleyeceğim. O benim karımı öldürdü. Ben de onu öldürdüm diyeceğim. Sen bugüne kadar benim için yapabileceğin her şeyi yaptın. Hem sen demez miydin bu dünya etme bulma dünyasıdır diye? Herkes ettiğini bulmalı. Hem sonra sana inanmazlar ki. Seni herkes tanır, bilir. Sen kimseyi öldürmezsin. Öldüremezsin. Sen öldürmek için değil, yaşatmak için varsın baba. Oh, my God.